beklenmeyen felaket. 26 Aralık 2004'te Endonezya'nın kuzeyinde Sumatra açıklarında meydana gelen 9 büyüklüğündeki deprem ve kıyı bölgelerini tahrip eden tsunami felaketi, başta Endonezya'nın Aceh bölgesi olmak üzere Güney Asya'da çok büyük tahribata yol açtı. Aceliler acıyı, felaketi, yokluğu, acziyeti, mucizeyi, metaneti ve sabrı bir arada yaşadı. Deprem, kadınlar ve çocuklar başta olmak üzere tüm insanlar üzerinde maddi ve manevi derin yaralar açtı. Çocuklar, gençler, yaşlılar, hepsinin yüz ifadesi aynı. Korku, endişe ve gözyaşı. Peygamber okşayışını bekleyen yetimler. Bölgeye giden ekibimizden biri anlatıyordu. Felaket bölgesinde deprem mağduru kardeşlerimizle dertleşirken gözüm genç bir anneye takıldı. Kucağında küçücük bir bebek, yanında da biraz daha büyük bir çocuk vardı. Yanına gittim. Gözlerinden akan iki damla yaşı silerek benimle konuştu. "Emzirdiğim bebeği tanımıyorum," dedi. Öğrendim ki o bebek Aceh'de ailesini kaybetmiş 35 bin çocuktan biriydi. Genç kadın ona deprem annesi olmuş ve kendi oğluyla hiç tanımadığı bir ailenin Allah emaneti yavrusunu aynı dize yatırmıştı. Sele kapılan bir çocukla konuştum. Şunları anlatıyordu. Evde oturuyorduk. Ne olduğunu anlayamadım. Evin içi birdenbire sularla dolmuştu. Sürüklenmeye başladık. Dalgalar beni defalarca sokaktaki duvarlara vurdu. Her yerim yaralandı. Annemi ve babamı buldum ama iki kardeşim hala kayıp diyor. Gözlerinde hala o dehşetin korkusu ve kayıp iki kardeşini bulmaya dair umut vardı. Aceh, ölümün insana her şeyden yakın olduğu ve yaşamla ölüm arasındaki ince çizginin kaybolduğu hayalet şehir. Felaket sabahı denizden saatte 300 kilometre hızla gelen 10-15 metre boyundaki dev dalgalar, karadan 10 kilometre içeriye doğru önüne aldığı her şeyi paramparça ederek ilerlemiş. Aceh coğrafyasını değiştiren dev dalgalar, 290 binin üzerinde insanın ölümüne sebep olmuş. İnsanlar yaşadıkları felaketin vehametini her geçen gün daha iyi anlıyorlar ve yaşadıklarını tek kelimeyle ifade ediyorlar. Sanki kıyametti. Aceh eyaletinin başkenti Banda Aceh'de insanlar bu doğal afet sonrasında hayatta kaldıklarına sevinemeden, ölümün acısını bile yaşayamadan salgın hastalıklarla savaşmaya başladı. Açlık, susuzluk ve depremin açtığı yaralar. Bir hafta öncesine kadar nüfusu 350 bin olan şehirde su ve elektrik yok. İnsanlar açlık ve sefalet içerisinde.
temiz su sıkıntısı yaşanan bölgede salgın hastalık tehlikesi ikinci bir felaketin habercisi. Yıkılan evlerin enkazı çamur ve kumla kaplı. Şehirde adım başı çürümüş cesetlerle karşılaşılıyor. Bunların kimi yaşlı, kimi hayatının baharında, kimi de dünyaya yeni açmıştı gözlerini. Ceset kokuları şehrin tamamını kaplamış durumda. Felaket bölgesindeki mağdurların başında çocuklar geliyor. Aceh bölgesinde 35 bin çocuk ailesini kaybetmiş. Kamplardan sadece birinde 700 civarında yetim çocuk kalıyor. Aileleri bulunamadığı için değişik kamplardaki ailelerin yanına dağıtılan yetim çocukların hali, Aceh'de yaşanan dramın boyutunu ortaya koyuyor. Ölenlerin %40'ının çocuk olması, yaşanan afetin acılarını bir kat daha arttırıyor. Yüzlerce çocuk tetanos ve salgın hastalıklarla mücadele ediyor. Çocuklar basit çizikler yüzünden bile ölebiliyor. Hükümet yetkilileri çocuk kaçakçılığı ve organ mafyasına karşı uyarılar yapıyorlar. Bunlar için yetimhane ve barınacak yer arayışındalar. Bölgede felaketi fırsat bilen bazı misyoner teşkilatlar amaçları doğrultusunda faaliyet göstermeye başladılar. Merkezi Amerika Birleşik Devletleri'nin Virginia eyaletinde bulunan misyoner örgütü World Help, Endonezya'nın Müslüman Banda Aceh bölgesinden 300 kadar tsunami öksüzünü Jakarta'daki bir Hristiyan çocuk esirgeme kurumuna götürdüğünü açıkladı. Örgütün internet sitesinden yapılan açıklamada, Müslüman çocukların burada Hristiyanlık prensiplerine göre yetiştirilmesinin amaçlandığı belirtildi. Ayrıca, normalde Banda Aceh'e yabancıların girmesi yasaktır. Ancak bu felaket sayesinde üyelerimiz İncil'i bu bölgeye ulaştırma imkanı buldu, deniliyor. Türkiye, felaketin yaşandığı ilk günden itibaren konuya en üst düzeyde eğilmiştir. Tüm kurtarma ve insani yardım faaliyetleriyle ilgili TAY koordinasyonunda Kızılay, yerel yönetimler ve sivil toplum kuruluşları bölgede çalışmalarına başlamışlardır. Şubat ayının ilk haftasında Başbakan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında iş adamları, sivil toplum temsilcileri ve basın mensuplarından oluşan bir heyet, ilk durağı Aceh olmak üzere tüm felaket bölgesini kapsayan bir ziyaret gerçekleştirdiler. Aceliler bunca acılarına rağmen heyecan ve tebessümle karşıladılar okyanusun ötesinden gelen dostlarını. İstanbul Uluslararası Kardeşlik ve Yardımlaşma Derneği Aceh'de. Kısa adı IBS olan İstanbul Uluslararası Kardeşlik ve Yardımlaşma Derneği aralarında 1999 Marmara depremi, Azerbaycan-Karabağ Savaşı ve Kosova krizi mağdurlarının da bulunduğu on binlerce insana yardım ulaştırmıştır.
bu faaliyetler neticesinde 2005 yılı itibariyle Birleşmiş Milletler'in sivil toplum kuruluşları ile ilgili ECOSOC NGO birimine üye kabul edilmiştir. İstanbul Uluslararası Kardeşlik ve Yardımlaşma Derneği, Güney Asya felaketinin hemen sonrasında olağanüstü toplanıp bölgeyle ilgili çalışmalarına başlamıştır. Derneğimiz Ocak ayı başında Banda Aceh'deki felaket mağdurlarına yardım amacıyla öncü bir ekip gönderdi. Bölgedeki ekibimiz öncelikle Birleşmiş Milletler'e kaydını yaptırmış akredite bir yardım kuruluşu olarak faaliyetlerine başladı. Ekibimiz bu kısa süre içerisinde özetle şu faaliyetleri gerçekleştirdi. İhtiyaç sahiplerine pirinç, şeker, içme suyu ve bunun gibi gıda yardımları yapıldı. Kurban Bayramı münasebetiyle 500 civarında kurban kesildi. İki yetimhanenin tüm ihtiyaçları tarafımızdan karşılandı ve halen karşılanmaktadır. IBS'in projeleri. Derneğimiz, ortak tarihi ve kültürel değerleri paylaştığımız, felaketten büyük zarar gören dost ve kardeş Endonezya için, halkımızın konuya duyarlılığı ve hükümetimizin de teşvikiyle uzun soluklu bir insani yardım faaliyeti sürdürmeyi kararlaştırmıştır. Bu çerçevede önümüzdeki günlerde hayata geçirmeyi düşündüğü projelerden bazıları. Yetimhane sayısını en az 10'a çıkararak takriben 1000 yetimin bakımını üstlenmek. İhtiyaç sahiplerine düzenli olarak gıda ve giysi dağıtımı yapmak. Su arıtma tesisi kurmak ve gezici sağlık ekibi organize etmek. IBS'in faaliyetlerine katılım. Türk halkının katılımını daha fazla sağlamak amacıyla İstanbul Valiliğinin izniyle Türkiye genelinde bir yıl süreli yardım toplama kampanyası başlatıldı. Yardımda bulunmak isteyen hayırsever vatandaşlarımız derneğimizin banka hesap numaralarına bağışta bulunabilirler. Albaraka Türk Üsküdar Şubesi YTL 35 000 456-1 Dolar 35 000 456-2 Euro 35 000 456-3 Halk Bankası Üsküdar Şubesi 160 000 059 Dolar 530 000 046 2P 000 034 Vakıfbank Üsküdar Şubesi YTL 204-162 Dolar 04-80-00-26-74-52 Euro 04-80-00-17-83-35 Daha geniş bilgi almak isteyenler, derneğimizin 0216-342-8599 numaralı telefonunu arayabilirler.